Sevgili kurul temsilcileri, değerli halkımız, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin savunucuları. Şimdi işin ilginç yanı, İnsan Hakları Derneği bizimle dayanışmak için burada, ama bugün İnsan Hakları Derneği'nin genel başkanı, eş genel başkanı, sevgili dostum Öztürk Türkdoğan, AKP polisince gözaltına alındı. Şimdi biz onunla dayanışma içerisindeyiz. Ne oldu? AKP'nin bakanı, dilinden terörü düşürmeyen, her türlü terör uygulamasını yapan İçişleri Bakanı talimat verdi, hedef gösterdi. Savcı talimat verdi ve polisler gecenin ilerleyen saatlerinde gözaltına aldılar. Kimi? İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı'nı. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de hukuk, adalet, edep, terbiye, siyaset AKP MHP eliyle tüketilmiştir. Açık ve net. Bu ırkçılıktır, bu faşizmdir. Bu insan hakları ihlali kavramıyla açıklanacak bir şey değildir. Bakınız, sevgili vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu sadece çıplak aramayı, KHK ile işinden ihraç edilip ekmeğe muhtaç edilenleri, cezaevindeki hak ihlallerini dile getirdi diye hepsi üzerine çullandılar. Uyduruk bir gerekçeyle, uyduruk bir mahkemede, uyduruk bir ceza verdiler ve utanmadan da mecliste okuyup vekilimizin vekilliğini düşürdüler. Şu anda Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eylemine devam ediyor. Hemen aynı gün ne oldu? Hemen aynı gün parkımıza kapatma davası açıldı. Ya bey, siyasi ahmaklar, bey aklını peynir ekmekle yemişler, bey ırkçı faşistler, bey insanlıktan anlamazlar. Siz kimsiniz ya? 7 milyon insan, ailesi, HDP'yi Ankara'da bir parti binası sanıyorlar, bir apartman dairesi sanıyorlar. Bakın işte HDP burada. HDP Tümbel sendir, HDP Eğitim sendir, HDP KES'tir, HDP Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği'dir, HDP Yörük'tür, HDP Tahtacı'dır, HDP Alevi'dir, HDP işçidir, emekçidir, esnaftır, HDP yoksuldur, HDP köylüdür, HDP halktır, HDP Türk'tür, Kürt'tür, Ermenidir. Siz kimsiniz ya? HDP halktır, halk burada. HDP halktır, halk burada. HDP halktır, halk burada. Yargıtay Başsavcısı sarayın memurudur. Yargıtay Başsavcısı değil, bu sarayın memurudur. Yargıtay Başsavcısı suç işlemiştir. Kapatma davası açmakla suç işlemiştir. Bakınız, 2018 yılında ben henüz vekil değildim. Irkçı bir kararla evime baskın yapıldı. Arama yapıldı, evimden bir kitap almışlar. Dörtlerin Gecesi. Diyarbakır zindanındaki katliamı anlatan bir kitap. Onu iddianameye koymuş. Ben o zaman HDP'de vekil de değilim, üye de değilim. Onu iddianameye koymuş, kitabı iddianameye koymuş. Hitler bunu yapıyordu, Hitler. Mussolini yapıyordu bunu. Salazar yapıyordu bunu. SS'ler yapıyordu. Savcı, senin ondan ne farkın kalmış? Utanmıyor musun? Kitabı suç delili diye iddianameye koyuyorsun sen. Savcı, savcı, sen nasıl hukuk okudun savcı? Sen nasıl hukuk okudun, nasıl hukukçu oldun? Kitap suç delili sayılır mı? Utanmıyor musun sen savcı? Savcı, sen suç işledin. Bak burada Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de söyledim, burada da söylüyorum. Her yerde de söyleyeceğiz. HADEP kapatıldığında bana 5 yıl siyasi yasak verilmişti. 2011'de bitti, ben vekil oldum. Şimdi 687 kişinin içinde yine ismim var. Yine yasak verilirse ne olacak biliyor musunuz? HDP hükümet olacak, ben de bakan olacağım. Bunu açık ve net buradan söylüyorum. Bu HDP'nin iktidar olmasının önünü kesmeye çalışmaktır.
Ne yaptılar? Belediyelerimize kayyum atadılar, Kürdistan'ı kapattılar. Kapattık yani, öyle diyorlar ha. HDP'yi kapatma girişimi Türkiye'yi kapatmaktır. Ahmaklar! Siyasi ahmaklar, HDP'yi kapatmak, Türkiye'yi kapatmak demektir. Siz kimsiniz ya? Biz değerli arkadaşlar, parti meclisimizle, kadın meclisimizle, gençlik meclisimizle, vekillerimizle her yerdeyiz. Yarından itibaren Türkiye genelinde meydanlarda keskin soru zar ile, emekçiler ile, kadınlar ile, gençler ile, esnaf ile, yoksullar ile, trillilerimizle, stranlarımızla, Türkülerimizle, deyişlerimizle yarından itibaren Türkiye'nin Nevroz'un renklerini boyayacağız. Nevroz Türkiye'nin bir gerçeğidir. Kürt halkı Türkiye'nin bir gerçeğidir. Kadına yapılan zulüm ve katliam Türkiye'nin bir gerçeğidir. Şimdi AKP dış politika iflas etmiş. Suriye'de bitti. Libya'da şapa oturdu. Rusya'nın ayağına gitti, Putin'in ayağına gitti, kapıda bekledi, olmadı. Şimdi Biden'a yalvarıyor bana, randevu ver, Biden randevu vermiyor. İçeride esnaf kan ağlıyor, siftah yapamadan dükkan kapatıyor. Memur psikolojik nedenle çökmüş, yoksulluktan tükenmiş. İşçiler, yoksullar, kimsesizler medet diye sığınacak bir yer arıyor. Buna çözüm bulacağını gelmiş HDP, teröristtir HDP'yi yükleniyor. HDP'ye kim terörist diyorsa, teröristin önde gidenidir. Faşistin önde gidenidir. Öksünün önde gidenidir. Biz halkız. Antalya'dan 110 bin oyla seçildim. Gelecek seçimde 3 tane vekil çıkaracağız buradan, yazın bir yere. 3 tane. Evet. Halkımıza, buradaki demokratik kurumlara sözümüz olsun, sizlere sözümüz olsun. Hepinizi kapsayacağız. Yeterince sorunlarla da ilgilenemediğimizi, eksik kaldığımızı biliyoruz. Ama Türkiye halklarına, yoksullara, Türk halkına, Kürt halkına, emekçilere, Alevilere, Sünnilere, esnaflara, yoksullara, kadınlara, tüm dostlarımıza sözümüz olsun. Direneceğiz, bu ırkçı faşist çemberi kıracağız, biz kazanacağız, halklar kazanacak, eşitlik, özgürlük, adalet kazanacak, Türkiye'de toplumsal barış olacak, eşitlik olacak, herkes kimliğiyle, kültürüyle eşit yaşayacak, yoksulluk ve açlık olmayacak, çocuklar aç kalmayacak, kimse işsiz kalmayacak. Bu mücadele bunun mücadelesidir. HDP'ye yapılan saldırının sebebi budur arkadaşlar. HDP'de insan hakları savunucuları, devrimciler, sosyalistler, Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, kadınlar, gençler vardır. HDP'de terörist yoktur. Bize terörist diyenlerde terörist vardır. Kitabı suç sayanlarda terörist vardır. Açık ve net ilan ediyorum burada. Mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Öztürk Türk Doğan'ın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Teşekkürler, saygılar, sağ olun.